El Fatiha ve as salavat Allahümme salli ala Muhammed Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Errahmanirrahim Malik Estaîn ihtina sıratel müstakim sıratel mezzel enam talihim galim Amin Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dileğiyle inşallah sözlerimize başlayalım. Allah muhakkak ki her şeye kadirdir. Bugünkü konumuz ahde vefa. Ahit karşılıklı bir anlaşmayı ve bir teklifi tazammun eder. Önce taraflardan birinden bir teklif gelir. Bu ahdin başlangıcıdır. Karşı taraf ahdi kabul ederse o ahdi üstlenmiş olur. Öyleyse taraflardan birincisiyle ikincisinin arasında bir icap ve icabı kabul söz konusudur. Öyleyse ahde vefa dediğimiz zaman ahdin ifa edilmesi söz konusu. Vefa kelimesiyle ifa kelimesi aynı kökten geliyor. İcap kelimesiyle icabet kelimesi de aynı kökten geliyor. Öyleyse ahd bir davetle başlar. İşte ahdallahi Allah'ın davetinin adıdır. Ahdallahi ile bunun manası Allah'ın ahdidir. Allah birinci taraf olarak bizlerin hepimizin sahibi olarak bize müracaatte bulunuyor. Ahd oluşmasını istiyor aramızda. Allah ile bizim aramızda bir ahdin oluşmasını istiyor. Karşılıklı ahde vefa etmemiz emrediliyor. Allah'ın ahdi ruhumuzu, veçimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim etmeyi ifade eder. Hepsini kapsamına, yani muhtevasına alır. Allah icaba davet ediyor bizi. Ahdallahi. Şimdi gelin beraberce Rad suresinin 23. ayet-i kerimesine, 20. ayet-i kerimesine beraberce bakalım. Rad suresi 20. ayet-i kerime. Ellezine yufune bi ahdillahi. Onlar Allah'ın ahdine vefa ederler. Allah'ın ahdini yerine getirirler. Yufune ifa etmek, vefa etmek demek. Ahde vefa göstermek demek. Onlar Allah'ın ahdini ifa ederler. Allah hepimize ahde bulunuyor. Allah'ın bu ahdine dikkatle bakın sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim.
baktığınız zaman şunu göreceksiniz. Allah sizlerde emanet olarak bulunanların hepsini geriye istiyor. Ruhunuzu da, veçinizi de, fizik vücudunuzu da, nefsinizi de, iradenizi de. Bu Allah'ın ahdidir. Böyle bir ahd bir icapla başlar. Allah Teala ezelde icabı ortaya koyuyor. İcaba davet ediyor bizi. A'raf suresi 172. ayete beraberce bakıyoruz. Allah Teala buyuruyor: Biz bütün Adem oğullarının sırtlarından onların zürriyetlerini çıkardık ve onlara dedik ki: Elestü bi Rabbikum. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Kalu, dediler ki: Bela, evet. Negatif suallerin pozitif cevabı. Bela kelimesi. Dediler ki: Evet, sen bizim Rabbimizsin. Sonra diyor ki Allah Teala, kıyamet günü ben bundan haberdar değildim demesin diye biz onların hepsini nefsleri üzerine şahit tuttuk diyor. Gerçekten kıyamet günü ben bundan haberdar değildim diyebilen sadece nefsimiz olabilir. Doğuşumuzdan itibaren bize verilen ve baştan aşağı afetlerle dolu olan o korkunç şey nefsimiz. Şeytanın ilticagahı, şeytanın yerleşme standartlarının bütünüyle müsait olduğu yegane alan. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki böyle bir dizaynda her şeyi en güzel standartlarda oluşturmamız söz konusu. Yani Allah'ın ahdine eda etmemiz. Şimdi Allah-u Teala A'raf 172'de kıyamet günü ben bundan haberdar değildim demesin diye biz onların nefslerine şahit tuttuk diyor Allah-u Teala. Acaba olay burada bitiyor mu? Buradan çok ciddi bir sonuca ulaşamıyoruz. Nefslerin üzerine Allah-u Teala bizleri şahit tuttuğunu söylüyor. Ama Maide suresinin 7. ayet-i kerimesinde mesele çözüme ulaşıyor. Allah-u Teala diyor ki Allah'ın üzerinizdeki Allah'a verdiğiniz üzerinizdeki misakinizi hatırlayın ki o zaman Allah'a işittik ve itaat ettik dediniz. O da misakinizi üzerinize farz kıldı. Misakinizle sizi bağladı diyor Allah-u Teala. Öyleyse
olaya daha yaklaşarak bakalım. Allah Teala ben sizin Rabbiniz değil miyim dedikten sonra bizleri bir araya getirmiş durumda ve hepimize birden Allah Teala ben sizin Rabbiniz değil miyim deyip pozitif cevap aldıktan sonra diyor ki madem ki ben sizin Rabbinizim öyleyse sizlerden yemin istiyorum ey nefsler bana teslim olacağınıza dair. Misak istiyorum ey ruhlar bana teslim olacağınıza dair. Ahd istiyorum ey fizik vücutlar bana teslim olacağınıza dair. Ve Allah Teala soruyor. Sözlerimi işittiniz mi? İşittik diyoruz. Semina, işittik. Allah Teala öyleyse itaat edin buyuruyor. Ve sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ruhumuz Allah'a misak veriyor. Biz ölmeden evvel Allah'a geri dönüp Allah'ın zatında yeniden yok olacağına dair, yerine alacağına dair. Fizik vücudumuz Allah'a ahd veriyor. Allah'a teslim olup Allah'a kul olacağına dair. Nefsimiz Allah'a yemin veriyor. Allah'a bütün afetlerinden kurtulup teslim olacağına dair. Ve Allah Teala bu üçünün kendisine verdiği yemin üzerine onlardan bu üçlüden bir misak alıyor. İradenin de Allah'a teslim edileceğine dair. Hem Allah'ın söylediklerinin değiştirilmeden başka insanlara aktarılacağına dair bir misak, hem de üzerimize farz kılınan, irademizi de muhtevasına alan bir teslimler dizisi. Ve yemin, misak, ahd ve bunların üçüne irademizin tesliminde ilavesiyle oluşan misaki biz Allah'a veriyoruz. Allah bizden misak alıyor. İşte burada Kur'an-ı Kerim'de kullanılan üç tarz yeminin yemin, misak ve ahd. Üç kelime geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Bunlardan bir ahd bize ait, bir ahd Allah'a ait. Bizim ahdimiz fizik vücudumuzu Allah'a teslim edip Allah'a kul kılmak. Fizik vücudumuzla alakalı. Allah'ın ahdi ise, yani bize yaptığı icap ise, davet ise, ruhumuzu da ve içimizi de nefsimizi de, irademizi de Allah'a teslim etmek. Dikkat edin, bu
icabın kabulü ahd adını almıyor. Bu icabın kabulü misak adını alıyor. Allah'ın bizden istediği hedefe, Allah'ın bizimle ahdleşmeye teşebbüsü sonuçlanıyor. Allah'ın ahdine biz Allah'a verdiğimiz sözle bağlılık müessesesini gerçekleştiriyoruz. Bu sözümüzün adı, Allah'a verdiğimiz sözümüzün adı misak. Allah'ın ahdiyle, dört teslimi içeren ahdiyle yaptığı davete icabet ediyoruz. Allah'a misak veriyoruz. Öyleyse yemin ve misak ve ahdimizi, ruhumuzun, veçimizin, nefsimizin Allah'a verdiği yemini, misaki ve ahdi bir bütün olarak değerlendirin. Bunlar üç vücudumuzdan Allah-u Teala'nın aldığı bir muhteva. Ama Allah'ın ahdi, Allah'ın bize verdiği iradeyle tahakkuk ediyor. Allah'ın ahdinin oluşturduğu icabın kabulü irademiz tarafından geliyor. Ne nefsimizin, ne ruhumuzun, ne fizik vücudumuzun verdiği üç yeminin muhtevasında olmayan, onların ötesinde bir icab. Çünkü Allah'ın ahdi üç yeminimizi aşıyor. Ve aşan kesimin cevabı, yani Allah'ın ahdinin cevabı, irademizin cevabıdır. Allah'ın bize verdiği serbest iradenin, bütün sistemlerimizi bağlayan serbest iradenin cevabıdır. İradi yapı, ne yapacağımıza karar verdiğimiz, nefsimizin afetlerine karşı zorlayıcı faktör, iradenin buradaki muhtevasına dikkat edin. Allah-u Teala da yemin, misak ve ahd adı verilen üç tane yeminimizden birinin adını kullanıyor, ahdi kullanıyor. Ve bize bir teklifte bulunuyor, bir icapta bulunuyor. Teklif, icap, Allah'ın ahdi, bir ahdleşme. Ahdleşmenin cevabı irademizin üç vücudumuzu da muhtevasını alan ama irademizi de devreye alan irademizin cevabı. Gene üç yeminden bir tanesini kullanmak mecburiyetinde Kur'an'da üç yemin adı geçiyor. Adı misak. Öyleyse Allah'ın ahdinin karşılığı bizim misakimiz. Allah külli iradeyi, nefsimiz cüz'i iradeyi temsil ediyor. Külli irade, cüz'i iradeden hem üç vücudun teslimini hem de kendisinin teslimini teklif ile irademizi mükellef kılacak bir cevabı istiyor. İrademiz Allah'ın ahdine icabet ediyor. Ve karşılık olarak Allah'a misak veriyor. Yemin, misak ve ahd adı verilen Kur'an-ı Kerim'de geçen üç yeminden Allah cephesinden mütalaa ettiğimiz zaman ahd kelimesi Allah'ın bizden istediği dört emanetin de teslimini emreder. Gene üç yeminin bir tanesi olan, yemin, misak ve ahd'den bir tanesi olan misak kelimesi bizim Allah'ın ahdiyle ahdleşmemizin, Allah'ın bu konudaki davetine icabetimizin, icabı kabul edişimizin noktalanmasıdır. Allah'ın ahdinin karşılığı bizim
misakimizdir. Öyleyse Allah'ın ahdi bizim misakimiz, onun ötesinde üç vücudumuzun teslimi. Öyleyse külli iradeyle cüz'i irade karşı karşıya, üç ceset de sahipleriyle karşı karşıya, Allah'la. Allah ve Allah'ın ilahi iradesi, külli iradenin ötesinde ilahi irade yarattığı cüz'i iradeden ilahi iradenin denin ahdine vefa istiyor. Ahdin gerçekleştirilmesini istiyor. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, konuyu yerli yerine oturtmanız söz konusu. Allah'ın ilahi iradesi, irademizin de teslimini içeren bir dörtlü teslimin sözünü irademizden alıyor. Cüz'i irademizden alıyor. İşte bu Allah-u Teala'nın ahdinin kabule müteallik cevabı misak adını alıyor. Bu sebeple bu konunun eskiden araştırmacıları buna ahd-i misak demişler. Ahd-i misak kelimesi tasavvufta çok geçer. Ve birçoklarınız düşünmüşsünüzdür belki de neden yalnız ahd-i misak? Yemin de var. Halbuki yemin ve misak ve ahdin tarafı biziz. Bizim Allah tarafından bize verilen ruhumuz, veçimiz ve nefsimiz Allah'a yemin, misak ve ahd veriyor. Bizim Allah'a verdiğimiz, üç vücudumuzun Allah'a verdiği yeminler, misaklar ve ahdler söz konusu. Ama Allah'ın ilahi iradesi bize talepte bulunuyor. Bu ahdallahidir. Bu talebin adı ahddir. Allah bizimle ahdleşmek istiyor. Ve ahdin karşılığı cüz'i iradeye dayalı. Ve cüz'i irade Allah'a misak veriyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın ilahi iradesi bize lütuf buyurarak verdiği cüz'i irademizden ahdin karşılığı olan ahdleşmenin yani icabın kabulünün oluşmasını istiyor. Ve irademiz Allah-u Teala'ya misak veriyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın ahdinin dizaynına baktığımız zaman bunun bütün boyutlarıyla iki iradi yapı arasındaki bir icap ve kabul olduğunu görürüz. Davete icabet ediyor. Allah'ın daveti, ruhumuzu, veçimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim etmektir. Ve bu davete Allah-u Teala'nın iradi davetine bize lütuf buyurup nimet olarak verdiği cüz'i irademiz daveti kabul ederek icaba
kabul istikametinde Allah'a bir misak veriyor. Bu bizden alınan kesin sözdür. Bu söz iki ayrı cepheyi ihtiva eder. Birincisi, Allah'tan aldığımız misak, ruhumuzun ve içimizin, nefsimizin Allah'a tesliminden sonra irademizin de Allah'a teslimini içerir. Teslimler açısından dördüncü teslimi ihtiva eder. Başka bir açıdan değeri var mı? Elbette var. Aynı zamanda Allah-u Teala bizim irademizden Allah'ın evvelki bütün mukaddes kitaplarda, Tevrat'ta, İncil'de, Zebur'da verdiği ve Kur'an'da verdiği ahde riayetin saklanmadan bütün insanlara tebliğini de emrediyor. Orada ezelde Maide suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah'ın bizden aldığı misak bu istikamette de bir hususu içeriyor. Allah'a ruhumuzun, veçimizin, nefsimizin ve irademizin teslimini başka bütün insanlara anlatmak mecburiyetindeyiz. Saklamamak hepimizin Allah'a verdiği misakin mutlak bir göstergesidir. Vazgeçilmez bir göstergesidir. Onun için Allah-u Teala ayetlerde onlardan kesin söz almamıza rağmen onlar bizim insanlardan istediklerimizi sakladılar diyor. Hidayeti sakladılar diyor. Ve dinlerde fırkalar oluşturdular diyor. Niçin fırkalar oluştu? Çünkü hidayet müessesesi yok edildi. İşte misakin bir yönü Allah-u Teala'ya verilen öyle bir kesin söz ki bu kesin söz Allah'ın hidayetinin gizlenmemesi, tam aksine herkese açıklanması. İşte şimdi hidayet çağını yaşıyoruz ve bu çağda insanların unutmuş olduğu hidayeti, ruhun ve cin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimini bütün dünyaya açıklamak üzere vazifeliyiz. Öyleyse bu misakimizin bir gereğidir. Allah'ın verdiği sözün gerçekleştirilmesidir. Misakimizin gerçekleştirilmesidir. Bu durumda misakimiz iki yönlü bir hüviyet taşıyor. Dört tane teslim içeriyor. Birinci yön, Allah'ın hidayete müteallik bütün söylediklerinin mutlaka insanlara ulaştırılmasını, asla saklanmaması gereğini içeriyor. İkinci yön. Öyleyse Allah-u Teala'nın bizden aldığı bu misakin tahakkukuna bakalım. Allah-u Teala ahdallahi kelimesini kullandığı zaman neyi demek istiyor? Onlar misaklerini bozmazlar sözüyle neyi demek istiyor Allah-u Teala? Evvela Rad 20, 21, 22 ve sonrasına bakalım. Ne diyor Allah-u Teala? Rad 20, 21, 22 zaten aklımızda. Onu söyleyelim evvela. اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيْسَاقِ وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَ وَيَحْشَوْنَ رَبَّهُمْ
ve yuhafune su'el hisab vellezine sabir ibtigae ve çe rabbehum. Onlar Allah'ın ahdini ifa ederler. Yani ahdin gereği olan ruhu da, veçi de, nefsi de, iradeyi de Allah'a teslim ederler. وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيْسَقِ Misaklerini bozmazlar diyor Allah Teala. Allah'a verdikleri misakları, misakin bozulmaması, Allah'a verdikleri misakin bozulmaması, iradenin verdiği misakin bozulmaması, Allah'ın ahdini yerine getirmemize bağlı. Öyleyse Allah'ın ahdi ruhumuzu, veçimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim etmek ve Allah Teala Rad 20 ile bunu ifade ediyor. Sahabenin ruhlarını da, veçlerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim ettiklerini ifade ediyor. Şimdi sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Rad suresinin 19. ayet-i kerimesine bakalım. Rad 19'da Allah Teala Ulul Elbab'tan bahsediyor. اَفَمَنْ يَعْلَمُوا اَنَّمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ اَعْمَى اِنَّمَا يَتَزَكَّرُ اُلُّ الْاَلْبَابِ Öyleyse sana Rabbinden indirilenin hak olduğunu bilen kimse, âmâ olan, görmeyen kimse gibi midir? Fakat اُلُّ الْاَلْبَابِ yani hikmetin sahipleri tezekkür eder diyor Allah Teala. Öyleyse burada Allah-u Teala'nın Ullelbab kullarının dizaynı var. Ullelbab, Ullelbab makamını, İhlas makamını, Salah makamının hepsini muhtevasına alıyor. Ullelbab'ın davranış biçimlerinin nerelere ulaştığını 20, 21, 22 ve 23'te beraberce şimdi göreceğiz. Allah'ın ahdinin neyi ihata ettiğini. Burada Allah Teala Rad 20 21 ayetlerde ve geri kalan 20 22 ve 23'te muhteşem bir dizayn sergiliyor ki bu ancak tanrısal olabilir. Allah'a ait olabilir. Sizlere bu konuşmamın başından beri açıklamaya çalıştığım külli ilahi iradenin cüz'i iradeden istediği misak de bu ayetlerin içinde tam olarak yer almış. Ahdallahi de tam olarak yer almış. Hem ilahi iradenin cüz'i iradenden istediği iradenin teslimine dair olmak üzere dört teslim, hem de ruhumuzun Allah'a verdiği sadece ruhumuzun teslimi, her ikisinin de adı misak olarak geçiyor ve ayet net olarak bunu ispat ediyor. İki ayrı cepheyi de full olarak ispat ediyor. İşte gelin beraberce bakalım şimdi. Ellezine vellezine yufune bi ahdillahi. Onlar Allah'ın ahdini ifa ederler. Yani ruhlarını da, veçlerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim ederler. Ve la yenkudunel misak. Misaklerini bozmazlar, nakzetmezler.
Ondan sonra diyor ki Allah Teala vellezine yesulune ma emrallahu bihi en yusale. Ve onlar Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Şimdi Allah Teala velâ yenkudûnel mîsâki ortaya almış. Önce onlar Allah ile olan ahdlerini yerine getirirler. Yani Allah'a ilahi iradeye cüz'i iradenin verdiği mîsâki bozmazlar. Allah'ın ahdini yerine getirirler. Ruhlarında, veçlerinde, nefslerinde, iradelerinde Allah'a teslim ederler. Ondan sonra ayetin bir sonraki kesiminde 21. ayet-i kerimeye geçtiğimiz zaman onlar misaklarını bozmazlar sözü ruhun Allah'a ulaştırılması konusunda ruhlarının Allah'a verdiği misaklarını bozmazlar hüviyetine dönüşüyor. Ve bakıyoruz ki o da dört dörtlük olarak anlatılmış. Allah-u Teala diyor ki ve onlar Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi yani ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Neydi ruhumuzun Allah'a verdiği misak? Ruhumuzun düzelmeden evvel Allah'a ulaştırılması. İşte Allah-u Teala'nın daha evvel Ulu'l-Elbab'tan bahsetmesi, Ulu'l-Elbab'ın en üst kesimini de ihtiva ediyor. 19. ayet-i kerime Ulu'l-Elbab, tezekkür edebilen kişiler, onlar diyor, yani o Ulu'l-Elbab olanlar, 20. ayet-i kerimede, Allah'ın ahdini yerine getirirler. Dört teslimi de gerçekleştirirler. Ve böylece misaklarını bozmazlar. Yani iradelerinin Allah'a verdiği misaki bozmazlar. Sonra devam ediyor Allah Teala ahde vefanın öbür cephesini. Ahde vefa birinci aşamada Allah Teala'nın yani ilahi iradenin cüz'i iradeden istediği kesim hepsi, bütün teslimler. Ve onlar misaklarını bozmaz deyince Allah Teala bütün teslimleri alıyor. Sonra ikinci cephesine geliyor konunun. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar diyerek ikinci kesiminde de ruhumuzun Allah'a verdiği misaki devreye alıyor. Yani hem 20. ayetle irademizin Allah'a verdiği misaki yerine getirmiş oluyor kişi, hem de Rad 21 ile ruhumuzun Allah'a verdiği, sadece tek başına ruhumuzun Allah'a verdiği, ruhumuzun Allah'a teslimi misakini de gene yerine getiriyor. وَيَحْشَمْنَ رَبِّهُمْ diyor Allah Teala. Onlar Rablerine huşu duyarlar. وَيُحَافُونَ سُوَيْلِ حِسَابْ diyor. Kötü hesaptan korkarlar. Yani onlar kötü hesaptan korkanlardır. Yani Allah'a Allah'ın ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırmayı dileyenlerdir. Kötü hesap neydi? Onların kazandıkları dereceler itibariyle gidecekleri yerin cehennem olmasıydı. Kimler bunlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Öyleyse kötü hesaptan korkanlar Allah'a ulaşmayı dileyenler, dilemişler. Aynı zamanda huşu sahipleri. Kimdir huşu sahibi? Allah'a ruhunu ölmeden evvel mutlaka ulaştıracağına kesin şekilde inananlar. Öyleyse geliyoruz 22. ayet-i kerimeye. وَالَّذ۪ينَ صَابِرْ اِبْتِقَاءَ وَاَچَّرَبِهُمْ Onlar sabırla Allah'ın zatını dileyenlerdir. Sual. Niçin dileyenlerdir? Allah'ın zatına ruhlarını ulaştırmak için dileyenlerdir. Bu ruhumuzun Allah'a verdiği misak. Onlar Allah'ın zatını görmek için Allah'ın zatını dileyenlerdir. İrademizin Allah'a verdiği misak.
Burada vellezîne sâbel iftigâye ve çerabbühüm ifadesi ikisini birden muhtevasına alıyor. 21. ayet-i kerimesindeki Allah-u Teala'nın söylediği ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar sözüyle Allah'ın zatına ulaşmayı dilediklerini ifade ediyor Allah-u Teala. Bir evvelki ve onlar Allah'ın ahdini yerine getirirler sözüyle de Allah'a ruhlarında, veşlerinde, nefslerinde, iradelerinde teslim ettiklerini ifade ediyor. İradenin teslimi mutlaka Allah'ın zatının görülmesiyle noktalanır. Öyleyse konunun can alacak noktası orası ki وَالَّذ۪ينَ سَابَ الْاِبْتِقَاءَ وَاَچَرَبُّهُمْ onlar sabırla Allah'ın zatını dileyenlerdir ifadesi sadece Allah'ın zatına ulaşmayı değil, Allah'ın zatını görmeyi de dilemeyi muhtevasını alıyor. Zaten ahdallahi o demek, ruhunu ve içini, nefsini ve iradesini teslim etmek demek. İradesini teslim eden kişi ise Allah'ın zatını görmeye hak kazanan, hüviyete ulaşmış olan kişidir. Şimdi ayet-i kerimenin devamına bakalım. Ve yekumu salata namaz kılarlar. Ve enfeku mimma rezeknahum sırren ve alaniyeten. Onlar gizlice ve açık olarak Allah'ın kendilerine verdiği rızıktan infak ederler. Yani nefslerinin kalbini infak edenler, infak ederler. Sırren Allah'ın verdiği rahmet, faz ve salavat isimdeki rızıktan, göğüslerinde Allah'ın açtığı yoldan, göğüslerini yararak açtığı yoldan, kalplerine rahmeti, fazlı ve salavatı zikirle ulaştırarak ve kalplerini %100 Allah'ın fazlıyla, %98 fazıl, %2 rahmetle doldurarak o muhteşem sonuca ulaşanlar. Sırren ve aleniyeten Allah'ın kendilerine verdiği rızkı nefslerine mal edenler, nefslerini o rızıkla infak edenler. Ve yedreûne bilhasenâtis seyyâte. Ve seyyiatı hasenata çevirenler, seyyiatı hasenatla örtenler. Burada Allah Teala muhteşem bir ifade kullanıyor. Hem dünya üzerinde bu insanların başkalarına yaptıkları kötü davranışlara karşılık verdikleri iyi davranışlarla cevap verme hüviyeti ifade ediliyor. Dünya üzerinde yaşarken başkaları kendilerine kötülük ettiği zaman onların o kötülüklerine iyi davranışlarla cevap vermek, intikam almayı düşünmemek, öyle bir davranışla cevap vermek ki o kişide hayranlık uyandırır. Asla kendisinden taraf olmayarak karşısındakinden yana olduğunu her davranışıyla ispat eden bir tutum. Bu kadar mı? Hayır. Ve yedreûne bilhaseneti seyyiat ifadesi enteresan bir ifade. Yani seyyiat kaybettiğimiz dereceler. Hasenat, kazandığımız dereceler. Kazandıkları derecelerle kaybettikleri dereceleri yok edenler. Yedreûne ifadesi sadece yok etmeyi değil, onun iki katını da muhtevasına alıyor. Yani günahların sevaba İkinci defa çevirme noktasında Allah'ın kullandığı ifade bu.
Biliyorsunuz ki Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi irşat makamına ulaşıp da tabi olduğu zaman, 12 tane ihsanla ulaşıp da tabi olduğu zaman, onun evvela Allah'a ulaşmayı dilediği zaman Allah o kişinin günahlarını örtüyordu. 7. basamakta bu olay tamamlanıyordu. Ama 14. basamakta 12 tane ihsanla mürşidine ulaşan kişi tövbe ettiği zaman seyyiati hasenata çevriliyordu. Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesi gereğince. Ne diyordu Allah Teala? Ama kim tövbe ederse, irşat makamının önünde tövbe ederse ve böylece mümin olursa, kalbine iman yazıldığı için köklü bir mümin olma statüsü ve nefs tezkiyesine başlarsa, aminü salata başlarsa, Allah onların seyyiatini hasenata çevirir diyordu. İşte seyyiatin hasenata çevrilmesi müessesesi. Ama Tahrim suresinin 8. ayet-i kerimesinde Allah Teala'nın bir defa daha salah makamında seyyiati hasenata çevirdiğini ifade ediyor. Buradaki Rablerinin veçini talep edenler hem Allah'ın zatını görmeyi, hem Allah'ın zatına ulaşmayı, hem de görmeyi talep edenler ve muhteva iki defa günahların sevaba çevrilmesini de ihtiva ediyor. İkinci defa günahların sevaba çevrilmesidir ki o kişi Allah'a iradesini de teslim etmek için hazırdır ve iradesini Allah'a teslim eder. Teslim ettiği zaman göreceği nedir? Allah'ın zatıdır. Öyleyse seyyiatin hasenata çevrilmesi Allah-u Teala'nın bir dizaynı ve burada neyle çevrilecek? O kişi iradesini de Allah'a teslim ettiği zaman Allah onun bütün günahlarını son defa sevaba çevirdikten sonraki bir işlemdir. Son defa çevirdiğinde salah makamının dördüncü kademesinde Allah'ın günahları sevaba çevrilmesi, salah nurunu o kişinin başının üzerine koyduktan sonraki noktadır. İrşada ulaşmayı ifade eder. İrşad etmek için sadece Allah'ın kendisine yetkiyi vermesi kalır geriye. Ve kişinin iradesini kendi iradesine bağlayan Allah Teala o kişiye irşada memur ve mezun kılındın ifadesiyle konuyu tamamlar. Bu mutlaka Allah'ın zatını görmeyi sağlayan nihai noktadır. Son noktadır. Öyleyse seyyiatin hasenata çevrilmesi olayı burada tebdil kelimesiyle değil, yedreune kelimesiyle ifade edilmiş. Şimdi ayetin devamına bakalım. 22'den sonra 23'e bakalım. Bu 23'e geçmeden evvel bir hususu daha anlatmalıyız. Allah Teala bu ifadeyi irşat makamı için kullanıyor. Fusilet 33, 34, 35'e bakarsak bunu görüyoruz. Allah Teala diyor ki: onlar ki Allah'a teslim olduklarını söyleyerek Allah'a çağırırlar. İrşat makamının birinci görevi Allah'a çağırmaktır. İkinci görevi de Allah'a dört teslimi de yaptığını
Allah'ın kendisine verdiği yetkiyle söylemektir. Allah'a bu teslim, iradenin teslimidir. Ondan sonra Allah Teala diyor ki, ve onlar hiç kötülükle, hiç seyyiatle hasenat bir olur mu? Seyyiate hasenatla cevap vermek yetkisi ancak bunlara verilir diyor. Bu irşat makamının sahiplerine verilir diyor Allah Teala. Onlar Hazrul Azim'in sahipleridir. Burada irşat makamının iki özelliğinden bahsedilmiş. Birisi Allah'a teslim olmak, öteki Allah'a çağırmak. Üçüncü özellik, kötülüklere, dünya hayatında seyyiate, hasenatla mukabele etmek. Ve irşat makamına ulaşmanın Kur'an-ı Kerim'deki şifresi verilmiş. Bu şifre azim kelimesidir. Onlar Hazzül Azim'in sahipleridir diyor Allah Teala. Fusilet 33, 34, 35 bunları ifade ediyor. Bu sadece dünya ile davranış, dünya için davranış değildir. Bu aynı zamanda o kişinin nefsindeki bütün afetlerin yok olduğunu, yerlerine faziletlerin ve rahmetin yerleştiğini ifade eder. Bununla da kalmaz. O kalbin azim kelimesi kullanılmışsa 19 defa müzeyyen olduğunu da ifade eder. Bütün bu dizaynı bir araya getirdiğiniz zaman bu dizayn müessesesi bir irşat makamıyla sizi karşı karşıya getirir. İrşat makamının bir işareti azim kelimesiydi. İkincisi dört teslimin tamamlanması. Üçüncüsü Allah'a çağırmak. Hepsi ayet-i kerimenin içinde yer almış durumda. Şimdi 23. ayet-i kerimesine bakıyoruz. Rad suresinin. Diyor ki Allah Teala Cennet-i Adn'in yedhulûneha. Onlar onun içine, Adın cennetlerinin içine koyarlar. Adın cennetlerine girerler. Ve men salaha min abahihim, onların anne babalarından ve ezvacihim, eşlerinden ve zürriyatihim ve zürriyetlerinden vel melaketü, onlar eşlerinden, zürriyetlerinden ve anne babalarından, kendilerinden evvelki nesillerden, usullerinden salaha ulaşmış olanlarla beraber Adn cennetlerine konulurlar diyor Allah Teala. Adn cennetleri irşat makamının Kur'an'daki bir diğer kesin işaretidir. Sadece irşat makamının sahibi olanlar, iradelerini de Allah'a teslim edebilenler oraya girerler Adın cennetlerine. Adın cennetlerine girenlerin hepsi Allah'ın ahdini yerine getirenlerdir. Ruhlarını, beşlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim edenlerdir. Öyleyse En'am suresinin 152. ayet-i kerimesine baktığımız zaman şunu görüyoruz. Allah Teala buyuruyor ve bi ahdillahi efu. Allah ile olan ahdinizi ifa edin. Haza sırat-ı müstakim fettebiuhu. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Dört sırat-ı müstakim birden. Ve aslında yedi tane sırat-ı müstakim birden. Safaların her birini ayrı bir sırat-ı müstakimle ifade ediyor Allah Teala çünkü. Ve sırat-ı müstakime tabi olun diyor Allah Teala. Sakın sırat-ı müstakimin dışındaki fırkalardan herhangi birine tabi olmayın ki sizi
mutlaka Allah'ın yolundan saptırırlar diyor. İşte diyor, kim Allah'ın ahdini yerine getirirse, onlar diyor, Allah'ın ahdini yerine getirenler, onlar Allah'ın vasiyetini gerçekleştirenlerdir. Allah'ın vasiyeti ki üzerinize farz kılınmıştır diyor Allah Teala. Allah'ın ahdi ile Allah'ın vasiyeti arasında bir farklılık yok. Allah'ın ahdi de vasiyeti de dört tane teslimi içeriyor. Ruhun ve için, nefsin ve iradenin teslimini. İşte Ra'd suresinin 20. ayet-i kerimesi En'am suresinin 152. ayetin kerimesindeki icaba icabettir. Allah, Allah'ın ahdini ifa edin diyor. Ahde vefa edin diyor. Ve Ra'd suresinin 20. ayet-i kerimesinde اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ diyor. Onlar Allah'ın ahdini ifa ederler. Dört teslimleri de yerine getirirler. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın ahdine mutlaka vefa etmek Allah'ın temel emridir. Bu emri yerine getirmelisiniz. Bu emir Allah'ın nihai emridir. Sizi Allah'ın indinde ulaşılacak olan makamların, herkesin ulaşabileceği makamların en üstüne irşat makamına ulaştırır. Ne zaman Allah Teala size irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle hitap ederse, daimi zikirde 19 defa kalbiniz müzeyyen olduktan sonra, işte o zaman siz Hazzül Azim'in, Fevzül Azim'in, Ecrül Azim'in ve Fazlül Azim'in sahibi olursunuz. İşte Fazlül Azim'deki muhteva, nefsinizin kalbindeki bütün afetler yok olmakta kalmamıştır. Onlara 19 tane de müzeyyen olma yeni bir fazl hüviyetinde eklenmiştir. Fazl-ı Azim'in manası budur. Orada sabrın sahibi olursunuz. Orada hakkül yakinin sahibi olursunuz. İrşad makamının sahibi kılınırsınız. Allah Teala'nın hepinizi o makama ulaştırması dualarıyla ve bu istikametteki temennilerimizle hepinize inşallah veda ediyoruz. Allah Teala hepinize sonsuz mutluluklar ulaştırsın. Cennet saadeti ve dünya saadeti sizin olsun dualarımızla. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.